kader meselesinin anlaşılamamasındaki en büyük sebep zaman ve ezel kavramlarının birbiriyle karıştırılması ve yanlış değerlendirilmesidir. İnsan zaman ve mekan içerisinde yaşadığı için her hadiseyi ve hakikati zaman ölçüsüne göre değerlendirmekte ve ezeli zamanın başlangıcı zannetmekle hata yapmaktadır. İşte kaderi anlayamamak böyle yanlış bir kıyasın mahsulüdür. Zaman, kainatın yaratılmasıyla başlayan ve içerisinde hadiselerin cereyan ettiği soyut bir kavramdır. Geçmiş, hal ve gelecek olarak üçe taksim edilir. Bu taksim mahlukata göredir. Yani asır, sene, ay, gün, dün, bugün, yarın gibi bütün kavramlar ancak yaratılmışlar için söz konusudur. Ezel ise zamanın başlangıcının evveli demek değildir. Ezelde geçmiş, hal ve gelecek yoktur. Ezel, bütün bu zamanların aynı anda görüldüğü ve bilindiği bir makamdır. Dilerseniz şimdi Allah'ın ezeliyet sıfatını misallerle anlamaya çalışalım. Şu çizgi zaman çizgisi olsun. Bu çizginin ortası ise şimdiki zaman. Yani şu anda içinde bulunduğumuz an olsun. Zaman çizgimizin solundaki nokta ise geçmiş zaman olsun. İşte bu noktada kainat yaratıldı ve daha sonra ilk insan Hazreti Adem. Ve o zamandan bugüne kadar yaratılan her şey, hal ile geçmiş zamanın ifade edildiği bu iki nokta arasında var oldu. Bu çizginin sağındaki nokta ise gelecek zamandır. Bu nokta, kıyametin de ötesinde cennet ve cehennem hayatını içine alan sonsuzluk hayatıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz hal noktasıyla gelecek zaman noktası arasında ise torunlarımız, onların torunları ve kıyamete kadar yaratılacak her şey, hatta bunun da ötesinde öldükten sonra dirilme, hesaba çekilme, amellerin tartılması ve sırattan geçme gibi hadiseler var. Ezel ise bu zaman çizgimizin geçmiş noktasının sol tarafı değildir. İşte kaderi anlayamamamızın sebebi ezelin burası olduğunu zannetmemiz ve ezeli zaman çizgisi üzerinde bir yere oturtmamızdır. Zira ezeli burası zannettiğimizde Allah'ın yarını bilmesi için yarının gelmesi gerekecektir. İşte bu zan ve ezeliyet kavramını yanlış anlamamızsa şu soruyu sormamıza sebep olacaktır. Allah günahkar olmamı yazmışsa benim suçum ne? Şimdi ezel kavramını zaman çizgimizde resmettiğimizde bu sorunun ne kadar manasız bir soru olduğu anlaşılacaktır. İşte ezel burasıdır. Geçmiş zamanın sol tarafı değil. Bir zamansızlıktır. Hal, geçmiş ve geleceği aynı anda tutan ve gören bir makamdır. Dolayısıyla Allah bugünü gördüğü ve bildiği gibi yarını da, öbür günü de ve cennet ile cehennem hayatının yaşanacağı sonsuzluk hayatına kadar her şeyi de bugünle birlikte görmektedir. Allah için hal, geçmiş ve gelecek gibi kavramlar yoktur. Bu kavramlar zamanla kayıtlı olan bizler içindir. Şimdi bu meseleyi diğer bir örnekle inceleyelim. Şu tablo bizim zaman çizgimiz olsun. Ortası hal, yani şimdiki zaman, sol tarafı geçmiş zaman, sağ tarafı ise gelecek zaman. Şimdi şu zaman tablomuzun üzerine bir ayna tuttuk. Ayna zemine yakın olduğu için sadece hal aynada aksetti. Geçmiş ve gelecekten içine hiçbir şey girmedi. Şimdi aynayı biraz kaldıralım ve şu pozisyonda aynamızda hal ile birlikte geçmiş ve geleceğinde bir bölümü aksetti. Aynayı biraz daha kaldırdığımızda bir önceki pozisyonda aynada gözükmeyen geçmiş ve geleceğin bir bölümü daha onda aksetti. Demek aynayı kaldırdıkça aynada gözüken zaman dilimi genişlemektedir. Şimdi aynayı en tepeye kaldıralım. İşte bu noktada ayna, hal, geçmiş ve geleceğin tamamını içine aldı. İşte bu noktaya ezeliyet noktası denilir ki, üç zamanın tamamını
aynı anda görmektir. İşte Allah ezelidir dediğimizde Allah'ın bütün zaman ve mekanları aynı anda gördüğü, bildiği ve zaman kaydından münezzeh olduğu anlaşılır. Şimdi de ezeliyet kavramını başka bir misalde görelim. Erzurum'dan İstanbul'a doğru üç vasıtanın yola çıktığını farz ediyoruz. Bu vasıtalardan bir tanesi İstanbul'a girmek üzere İzmit'te. Diğeri İzmit'tekine kıyasla biraz daha geride, Eskişehir'de ve üçüncü vasıtamız da ikisinin gerisinde Ankara'da olsun. Şimdi bu üç vasıtaya dikkat ettiğimizde şunları görürüz. İzmit'te olan vasıtamız Eskişehir ve Ankara'da olan araçlara kıyasla önde, yani istikbaldedir. Zira onların geçeceği yollardan çoktan geçmiştir. Eskişehir'de olan vasıtamızsa İzmit'e olana göre geçmiştedir. Zira öndeki araç Eskişehir'den çoktan geçmiştir. Ancak Ankara'da olana kıyasla istikbaldedir. Zira daha bu araç onun mevkiine ulaşmamıştır. Ankara'da olan vasıtamızsa diğer iki araca kıyasla da geçmiştedir. Zira bu iki araç da Ankara'yı çoktan geçmiştir. Araçlar arasında geçmiş, gelecek gibi tabirler kullanılırken, yukarıda olan ve üç vasıtayı aynı anda aydınlatan güneş için zaman ifade eden bu tabirler kullanılmaz. Yani güneş şuna göre geçmiştedir, buna göre gelecektedir denilemez. Çünkü güneş bu üç vasıtayı aynı anda aydınlatmakta, ışığı ile üçünü aynı anda kuşatmaktadır. İşte güneşin bu hali, yani yerdeki vasıtalar için geçerli olan zaman kaydıyla kayıtlı olmaması ve üç zamanı aynı anda kuşatması ezeliyete misaldir. Aynen bunun gibi bizler de kainatın yaratılmasıyla başlayan zaman yolunun bir noktasındayız. Bizden önce geçen her şey bize göre mazide, yani geçmişte kalmıştır. Bugünden, hatta bu andan sonraki zamanlar ve o zamanlarda yaratılacak mahluklarsa bize kıyasla istikbaldedir. Evet, şu anda bizim dedelerimiz geçmişte kaldılar. Halbuki bir zaman onların dedeleri de istikbalden torun bekliyorlardı. İşte dedelerimiz kendi dedelerine göre istikbal olan zaman diliminde bu dünyaya uğrayıp teneffüs ederek maziye döküldükleri gibi dedelerimize göre İstikbalde olan bizler de bir gün maziye döküleceğiz. Ve bize göre istikbalde olan torunlarımız hale, yani şimdiki zamana çıkacaklar. Görüldüğü gibi geçmiş, gelecek ve hal gibi tabirler bizler için kullanılmaktadır. Halbuki her şeyi ve zamanı yaratan Allah için mazi, hal ve istikbal gibi kavramlar yoktur. O, misalimizdeki güneş gibi bütün bu zamanları aynı anda ilminin ışığıyla kuşatmıştır. O halde Allah yazdı diye biz yapıyoruz denilemez. Zira Allah ezeliyetiyle bütün zamanları aynı anda kuşattığından bizim hür irademizle ne yapacağımızı bilmiş ve ne yapacaksak kader defterimize onu yazmıştır. Allah yazdı diye biz yapmamaktayız. Bilakis biz yapacağımız için Allah yazmıştır. Ezeliyet bahsini daha iyi kavrayabilmemiz için son bir misal daha vereceğiz. Zira ezeliyeti anlamak, kader meselesini anlamanın anahtarıdır. Kader bahsinde bocalamanın en birinci sebebi, Allah'ın ezeliyet sıfatının anlaşılamaması ve Allah'ın zaman mefhumuyla kayıtlı olduğunun zannedilmesidir. Bir şiirin tamamını bildiğiniz takdirde, sizin ilminizin, şiirin bütün mısralarına olan münasebeti aynıdır. Yani önceki misalde güneşin üç vasıtayı aynı anda seyretmesi gibi, sizin ilminiz de bütün mısralara aynı anda vakıftır. Fakat şiirin mısraları için kendi aralarında öncelik ve sonralık söz konusu olmaktadır. Mesela 6. mısra 4. mısradan sonra, 10. mısradan ise öncedir. Siz şiirin İlk 5 mısrasını yazıp 6.'yı yazmaya başladığınızda artık 5. mısra mazide kalmış, yazılmıştır. 6. mısra ise halde, yani
şimdiki zamandadır. 10. mısra ise henüz istikbaldedir. Yani daha vücuda gelmemiş ve yazılmamıştır. Halbuki vücuda gelmeyen bu 10. mısra sizin ilminizde mevcuttur. O halde öncelik ve sonralık sizin ilminiz için söz konusu değildir. Aynen bunun gibi 19. asır ve o asırda yaşayanlar 18. asra ve bu asırda yaşayanlara göre istikbalde, 20. asra göre ise mazidedir. Ancak zamandan münezzeh olan Allah için bütün bu asırlar, geçmiş, hal ve istikbal aynı anda ilim ve şuhut dairesindedir. Demek Allah'ın ezeli ilmi dediğimiz kader, geçmiş zamanda yapılmış bir plan olmayıp zaman dışı bir plandır. Bütün geçmiş ve gelecek zamanları aynı anda tutan zaman üstü bir ilimdir. O halde Allah kaderimi yazmış, ben ne yapsam değiştiremem sözü son derece batıl bir sözdür. Zira Allah bizim ne yapacağımızı bilmeden kader defterimizi yazmış ve bizi o yazıya göre hareket etmeye mecbur etmiş değildir. Bilakis cüz'i irademizle neyi tercih edecek ve hangi fiili işleyeceksek ezeliyetiyle bilmiş ve kader defterimize yazmıştır. Aslında mazeret olarak öne sürülen Allah kaderimi yazmış, ben ne yapsam değiştiremem sözü temelde de yanlıştır. Çünkü kader defteri Allah'ın ilminin bir tecellisidir. İlim ise zorlama sıfatı değildir. Bu yazı sadece bir beyandır. Mesela ben şimdi şöyle bir yazı yazsam, siz yaklaşık 15 dakika sonra televizyonunuzu kapatacaksınız. Şimdi siz 15 dakika sonra televizyonunuzu kapatsanız diyebilir misiniz ki eğer bu yazı olmasaydı ben televizyonumu kapatmazdım? Elbette diyemezsiniz. Çünkü bu sadece bir yazıdır, bir haberdir. Zorlama değildir. Aynen bunun gibi Allah kaderimi yazmış, ben ne yapsam değiştiremem sözü de son derece yanlıştır. Bizlerin fiillerini Allah'ın ilmi yaratmıyor ki ilmin ünvanı olan kader defterini suçlayabilelim. Bizim fiillerimiz Allah'ın kudretiyle yaratılmaktadır. İlmin bu yaratmada hiçbir tesiri yoktur. O halde nasıl olur da biz fiillerimizin icadında hiçbir tesiri olmayan kader defterimizi sorumlu tutabiliriz? Bu olsa olsa kişinin kendini aldatmasından başka bir şey değildir. Zira bu sözü söyleyen kişiye deseniz ki, niçin okula gidiyorsun? Kaderini değiştiremezsin ki. Eğer kaderinde doktor olmak varsa zaten olacaksın. Bunun önüne geçemezsin. Çalışmasan da doktor olursun. Yok, eğer kaderinde doktor olmak yoksa beyhude yoruluyorsun. Ya da şöyle desek, niçin dükkanını açıyorsun ki? Kaderinde bugün kazanmak varsa o zaten sana gelir. Dükkanını açmasan da olur. Yok, eğer kaderinde bugün kazanmak yoksa dükkanını açsan da kazanamazsın. Kaderini değiştirecek değilsin ya. Eğer ona bunları söylesek, kaderi değiştiremeyeceğini, bu yüzden okula gitmemesini ve dükkanını açmamasını tavsiye etsek, hemen savunmasını yapar ve der ki, sen çalışacaksın ki Allah versin. Ama iş farzları eda etmeye ya da haramlardan kaçmaya geldi mi, hemen kadere sığınır, teslimiyetçi olur, suçu kadere yükler. Bu kişinin kendisini aldatması değildir de nedir? Halbuki ezeliyet bahsinde gördük ki Allah bizi hiçbir günaha zorlamıyor. Sadece zamanları ve mekanları kuşatan ilmiyle bizim ne yapacağımızı biliyor ve kader defterimize yazıyor. Acaba günahımızı kadere yüklememize sebep olan ve Allah kaderimi yazmış, ben ne yapsam değiştiremem dedirten şey ne yapacağımızı Allah'ın ezeliyetiyle bilmesi mi? Yani eğer Allah bizim ne yapacağımızı bilmeseydi biz mesul olurduk da bildiği için mesul olmayacak mıyız? Günahını kadere yükleyen insan ne istediğine bir baksın ve bundan utansın. Buraya kadar verdiğimiz misallerle Allah'ın ezeliyetini anlamaya çalıştık. Ancak şu unutulmamalıdır ki verdiğimiz bütün misaller sadece akılların anlamaktan aciz kaldığı bir hakikati yakınlaştırmak için küçük birer dürbündür. Yoksa akıllar nasıl ki
Allah'ın kudretinin ve azametinin büyüklüğünü hakkıyla anlamaktan acizdir. Aynen bunun gibi Allah'ın ezeliyetini ve bütün zaman ve mekanlara ilminin aynı anda münasebetini de tam idrakten acizdir. Ancak şu sönük dürbünler bile Allah kaderimi böyle yazmış, benim suçum ne sözünün ne kadar batıl olduğunu anlatmakta ve meselenin tam anlamıyla anlaşılmasını sağlamaktadır. Allah'ın ezeliyetiyle birlikte ilmin maluma tabi olduğu kaidesi de anlaşılınca göreceksiniz, kader hakkında cevapsız zannedilen bütün sorular birden cevaplarını nasıl bulacaklar?